Sevgili seyirciler, Economic Times TİRİSAT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baku Beyefendi ile birlikteyiz. Ekonominin gidişi hakkında sorularımızı kendisine ileteceğiz. Ayrıca TİRİSAT hakkında bilgiler alıp sizlere aktarmaya çalışacağız. Programımıza hoş geldiniz Mustafa Bey. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şunu sormak istiyorum. TİRİSAT ne zaman kuruldu? Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri nedir? Kısaca bir izah eder misiniz? TİRİSAT ihtiyaç asıl olduğu için kuruldu. 1994 yılında kuruldu. 22. yıldayız. 20. yılımızı da 2 sene evvel çok görkemli bir şekilde kutladık. 600 kişinin üyelerimizin katılımıyla tüm başkanlarımız da oradaydı. Keyif aldık, gurur duyduk. Şimdi TİRİSAT dediğim gibi bir ihtiyaç üzerine kuruldu. Biz faaliyetlerimiz arasında başa eğitimi alıyoruz. Çünkü bizim diğer derneklerden farkımız bizim bir de eğitim kurumumuz olması. Bizim TİRİSAT Triko Meslek Lisesimiz var Zeytinburnu'nda. 700 öğrenci okutuyoruz. Ve bu okul Türkiye'de tek, dünyada da birkaç tane. Şu ana kadar da 1000'in üzerinde öğrencimizi mezun ettik. Bunların birçoğu da müesseselerimizin vazgeçilmez elemanı. Gene birçoğu, çünkü bugün için çok önemli ihracatçılarımızdan, birçoğu da sektöre çeşitli konumda destek veriyor. Bunun arasında tamir, yedek parça vesaire gibi örneklerimiz de var. Onun için bizim öne çıkarttığımız birinci faaliyetimiz bu, ama tabii bunun da sınırlı değil. Biz ne yapıyoruz? Bugüne kadar 12 tane fuar yaptık. Birçok üyemizi ihracatla tanıştırdık. Başka ne yaptık? Birçok sosyal faaliyetlerimiz var. Onlara evet. Biz tabii ki geleceğiz sorularımız içerisinde hadi onlarla bakalım. Var. At binenin kılıç kuşananın demiş atalarımız. Böyle bir tabii ki bir derneğin ileri seviyeye doğru gitmesi, iyi şekilde organize olması ve başarıdan başarıya yeni şeyler oluşturması tabii ki başarılı bir yöneticiden kaynaklanmaktadır. Biz sizi her ne kadar tanısak da seyircilerimize şöyle kısaca Mustafa Baku kim, bir kendiniz hakkında bilgi verir misiniz? Tamam. Önce şunu söyleyeyim, at ve kılıç dedim. Tabii bizim at, bizde at da var, kılıç da var. Çok değerli üyelerimiz var ve önemli bir sektörü temsil ediyoruz. Bunları at ve kılıç olarak kabul edebilirsin. Ama bu başarı tümüyle bana ait değil tabii ki. Sektörden aldığım dernek ve yönetim kurulu üyelerimizin kurulduğundan bugüne kadar verdiği hizmeti esas olarak tutmak lazım. Ben de onlara asiste ediyorum. Durum bu. Mustafa Baku kim diye gelince, ben 1952 yılında İstanbul'da doğdum. Lise eğitimimden sonra babamla beraber çalışmaya başladım. O gün bugün de kendimi bildim bilesi de üretimin içerisindeyim. Yani bu şu demek, 68 yıllık bir firmanın, şimdi 12 senedir de kızım bana destek veriyor. Üçüncü kuşak olarak üretime, ülkeye hizmet vermeye devam ediyoruz. Kendimizden çok ülkeye, çünkü bu ülkenin tek ihtiyacı üreterek kalkınma modeli. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Herkese de rant politikasından uzak durmasını, sektöre yatırım yapmasını ve ülkenin kalkınmasında payı olmasını tavsiye ediyoruz. Tabii ki sektöre yabancı olmamanız, içerisinde olmanız, aynı zamanda bir derneğin yöneticisi, başkanı olmanız tabii ki bu derneği ileri götürecektir. Çünkü sektörü çok iyi tanıyorsunuz. Evet. Siz tabii bu TİRİSAT'a gelelim. En iyi yatırım insan diyerek 1996 doğru. Yılında okul açmışsınız. Doğru. 1994'te yani, derneği kurduk. 1996'da Milli Eğitim'le yaptığımız protokol sonucunda Triko Meslek Lisesi'ni kurdunuz. Evet. Ve büyük bir fayda sağladı. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Biz sadece Triko sanayicileri değiliz. Türkiye Triko sanayicileriyiz. O da bizi diğer derneklerden ayıran bir özellik. Türkiye ne gibi? Vasfını bakanlıktan almış olduğumuz müsaadeyle kullanıyoruz. Bir Türkiye giyim sanayicileri var, bir de Türkiye Triko sanayicileri var. Bu bilgiyi de Türkiye genelinde ediyoruz. Evet, Türkiye genelinde ve Türkiye ismini taşıyoruz. Triko Meslek Lisesi açıldıktan sonra tabii artık mezun vermeye de başladı. Tabii binin üzerinde mezun verdi. Mezunlar veriliyor. Bu okul açıldıktan şu ana kadar sektöre ne gibi faydalar sağladı? Buradan mezun olanların iş imkanları ne gibi, yani iş imkanı ne durumda? İş bulabiliyorlar mı mezun olan birisi? Evet. Buraya başvurmak istese, bu okula gitmek istese, mezun bitirdikten sonra herhangi bir yer, meslek dalında, herhangi bir fabrikada veya işte bu sektör içerisinde kendine bir yer bulabiliyor mu?
önceliğimiz sektöre eğitilmiş eleman kazandırmaktı. Bunda başarılı olduk. Tabii bu karşılıklı iki tarafında menfaati, hem mezun olan öğrencilerimiz adına hem de sektörün ihtiyacı adına. Şu anda sektörün birinci önceliği vasıflı eleman. Bu vasıflı eleman ihtiyacını da kısmen de olsa okulumuzdan karşılayabiliyoruz. Niye kısmen diyoruz? Çünkü mezun olan eleman sayısı ihtiyacımızın çok çok altında. Keşke birkaç tane okulumuz olsa, keşke bu konuda daha fazla mezun verebilsek, ihtiyacı karşılayabilsek ama elimizden gelen bu. Ve bu önemli bir ihtiyacı, önemli bir açığı kapattığımızı düşünüyorum. Tavsiye ediyorum herkesin meslek lisesine yatırım yapmasını, meslek liselerini desteklemesini tavsiye ediyorum. TİRİSAT sadece okul açmakla kalmamış. Araştırma buraya gelmeden önce geniş bir araştırmanın sonucu. Görüyoruz ki yardım faaliyetleri yapıyor. Evet. Irak'taki Türkmenlerden, Kızılay'a kan bağışın olduğu gibi. Diğer taraftan da işte İran başta olmak üzere var organizasyonları yapıyor. Geniş bir faaliyetler var. Bu faaliyetler şu andaki en son durumu bir izah eder misiniz? Ve bundan sonra ne gibi planlarınız var? Ne gibi faaliyetler olacak? Evet, teşekkür ederim. Biz kötü bir dostuyuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Kimin nerede bize ihtiyacı varsa sadece Türkiye dahilinde değil, Türkiye dışında da biz orada elimizden geldiği kadar yardım, elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevlerimiz arasında var. Sosyal faaliyetlerin içerisinde var. Bunun için de yönetim kurulu arasında bir komisyonumuz var. Arkadaşlarımız da çok güzel çalışıyor bunun için. Milli felaketlerde de, ülkemizde de yaşanan felaketlerde de biz ön sıralarda yer almaya çalışıyoruz. İşte depremdi, seldi vesaire gibi insanlarımızın en azından giyim konusunda ve diğer ihtiyaçları konusunda da elimizden ne geliyorsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Durum bu. Bu Türkiye'de tekstilin şu geçtiğimiz yıllarda göz önünde bulundurursa yaşadığı bir süreç var biliyorsunuz. Anadolu'ya yayılma, bir kısmı yurt dışına gitti. Türkiye'de şu andaki ekonomiksel açıdan tekstilin durumunu bir değerlendirir misiniz? Tekstil yani ne durumda? Triko bu tekstilin, biliyorsunuz tekstilin farklı kolları var. Triko da bunun neresinde? Tamam, teşekkür ediyorum. Şu anda genel olarak tüm sektörlere öncelikle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik açıdan ülke biraz sıkıntı yaşıyor. Bunu da ifade etmek durumundayım. Ama triko ve daha doğrusu biraz da hazır giyim bunlardan en az etkilenen sektör diyebilirim. Bütün zorluklara rağmen en büyük sıkıntımız maliyetlere getirilen artı yükler. Ama her şeye rağmen geçen yıl itibariyle 2015 yılı itibariyle 2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik Triko adına. Her konuda, her sektörde ihracatta önemli bir düşüş varken, en azından işte %5, %15, %20'lere kadar düşüş varken biz %5'lik bir artı değer yarattık. Bir de en önemlisi bizim yapmış olduğumuz ihracatın %90'a yakını %100 ihracattır. Dışa bağımlı değildir. %90'ı gerçek ihracattır. Bunun da önemsediğim için ifade etmek istedim. Ciddi yatırımlarımız var. Buradaki tekstil Türkiye'de çok güzel. Yani kendi üretimimiz olması bu çok önemsenecek bir durum. Tekstilin dünyadaki yerimiz nedir şu anda? Yani biz rekabet koşullarımız yeterli mi? Uygun mudur? Evet. Artı biz kendimize, kendi değerlerimize bağlı markalar oluşturabildik mi? Yani dışarıda rekabet koşullarımızla birlikte. Evet. Türkiye'de tekstil 1937'den bu yana var. Bu ciddi bir know-how getirdi. 1980 sonrasında da ciddi bir ivme kazandı. Özellikle ihracatla tanıştırdı bizi. Aradan geçen süre zarfında ciddi bir know-how kazandı sektör. Triko adına da bu böyle, hazır giyim adına da bu böyle. Zaten hazır giyim içinde biz Triko olarak bir pay alıyoruz. Sonuçta gelinen noktada tüm dünyaya kalitemizi tanıtmış durumundayız. Öncelikle tercih edilen ülke durumundayız ve keşke daha iyisini söyleyebilsem ama zannediyorum ki imajımız, ülke imajımızın biraz daha bile önünde diyebilirim. Bizden vazgeçemeyeceklerini düşünüyorum. Yatırıma devam ediyoruz, üretime devam ediyoruz. Tekstilde ve trikoda Türkiye'nin önünün en az 20 sene daha açık olduğunu düşünüyorum. Büyüyor, büyüdükçe de talep geliyor. Birçok avantajlarından dolayı, talep eden ülkelerin birçok avantajlarından dolayı içinde bulunduğumuz mekan bizim 1998'de Genel Bölge Başkanlığı'nın döneminde giyim kooperatifinden arsa olarak yapıp yaptığımız olan bir bina. Şu anda 4 katlı 780 metrekare binada tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde faaliyetteyiz. Burada üyelerimize her türlü imkanı tanıyacak
şartlarımız mevcut. Mesela üst katta da bizim çok doğru biçimde hazırladığımız bir konferans salonumuz var. Mesela 4 gün sonra da Süleyman Orakçıoğlu Bey'in davetiyle tüm üyelerimize bir söyleşide bulunacağız. Hem kendisine teşekkür ediyorum hem de buradan duyuruyorum dostlarıma. Teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğinizden dolayı. Ben de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Zaman ayırdınız. Sevgili seyirciler, Türkiye Trikyo Sanayiciler Derneği Başkanı Mustafa Balku Bey'le birlikteydik. Ekonominin tekstil sektöründeki son nabzıyla ilgili sorularımızı ilettik. Bilgiler aldık, size yansıtmaya çalıştık. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere.